Ay ne bileyim, Allah Allah bütün Allah. İnşallah böyle kayıpları sağ salim bulmayı nasip etsin. Darısı sizin başınıza. İnşallah sizin kızınıza da ulaşırız. Ben inanıyorum onu da bulacağımıza. Yani Muhtar Bey de bunu söylüyor. Onun da söz hakkı vardır Recai abi. Tabii. Senin üzüntünü anlıyorlar ama evet. Herkes de diyor ki yani tamam üzüntülüsün. Aslında demin hani Ümit Bey'in de kızgınlığı oydu. Ama bizim ilgimiz yok. Senin aklına öyle şimdi gelebilir ilgisi, ama yok. İlgisi olduğundan demedim. Bilgisi olmadığından muhtara sistemim ondandı. Şimdi neden hani falan dozer falan çalışmış oraya eşmiş. Bunun muhtarsız gelemez ki dozer falan. Kesinlikle. Bak yani bizim de böyle tutman lazım. Hadi sen ötüyorsun yani duymak istiyorsan böyle tut. Yapamadım. Hani sanatçılar nasıl tutuyor hep izliyoruz ya biz de oradan biliyoruz. Biz şimdi biz de muhtar ailesi olarak benim babam da muhtardı, dedem de muhtardı. Biz de köyde birisi hırsızlık yapsa rahmetli dedem derdi ki gidin onu yakalayın. Onun boynuna basın, onun koçu ondadır veya onun tavuğu ondadır. Söylerdi dedem. Ama muhtar bilir. Onun köyü değil anladım. Hayır. Bak, şimdi efendim bilir. ben bir cevap vermek istiyorum Recai Bey'e. Dedi ki orada dozer çalışmış, niye haberi yok? Bak dozer çalıştı. Benim haberim oldu. Ben dozerin olduğu yere gittim. Mehmet Ali Bey yoktu. Yanında iki tane çobanları vardı bunun. Çobanlara sordum, dedim ki bu Mehmet Ali nerede? Derhal beni arasın dedim. Mehmet Ali beni aradı. Dedi ki Mehmet Bey bana Mehmet görmüş burayı verdi dedi. Ha şunları da var. Öncesi mahkeme kararı vardı. 15 gün ben bunu... Dün onları anlattınız. Onları evet, daha girmeyelim. Evet. Askıda bıraktım. Kardeşlerini aradım. O sırada Mehmet abi geldi. Dedi ki şeye çıktı Mehmet görmüş. Siz biliyor muydunuz onun sabıkası olduğunu? Kesinlikle bilmiyordum. Müge Hanım şöyle bir şey vardı. Bir yıl öncesine kadar biz büyük ordu büyük şehir olana kadar muhtarlara Nüvus'a gidip kaydolan insanların D formu vardı. Her ay sonunda D formuna biz ikamet ediyor etmiyor diye mühürleyip imzalardı. Hayır oraya getirirken hani evi kiraladığı kişi de sabıkalı ya. Yani siz bir sordunuz mu sen nereden tanıştın bunu cezaevinden bu mi? Bu Mehmet Ali'ye hiç vermediğini söyledi. Çay başında bir muhtar arkadaşının olduğunu söyledi. Ona verip onun sayesinde Mustafa Torun'a verdiğini söyledi. Ben geçen geldi yine olaydan... Mustafa Torun da mı oraya ortaktı? Tabii ki ortaklar Mustafa Torun'a verdiğini söyledi. Mehmet Ali'ye vermediğini yani söyledi. Yani kasabın ortağı aynı zamanda aslında o çiftliğin sahibi gibi gözüküyor. Evet biz eskiden şöyle yapıyorduk. İkamet köyde yabancı olup da ikamet etmek isteyen insanları jandarmaya şeyini verip kepetetisini sorduruyordu. Mehmet Görmüş'ün hanımı Hanife Hanım gitmiş demiş ki nüfusa beyanda bulunmuş. Bu kişiler burada hayvancılık yapacak benim yanımda ikamet ediyor demiş. Hatta nüfusçu tereddütte kalmış. Senin soyadın Çayıroğlu sen Akpınar'a bağlısın. Bu Karaçal'da ne işin var? Demiş ki benim yanımda hayvancılık yapacak demiş. Eşim demiş kiraladı bu bizim yerleri demiş. İkna edince onun beyanına göre almış. Şimdi muhtarlara sorulmuyor. Veya... İkamet alırken muhtara hiçbir beyanname sorulmuyor daha. Yanlışım varsa düzeltin. Başka muhtarlar da bizi aradılar. Bundan 5 yıl öncesine kadar bu böyle hayvanlar köyden çıkacak olduğu zaman muhtardan izin kağıdı alınırmış. Evet. Şimdi o yetki de muhtarların elinden alınmış. Alındı. İşte tarım, işte ilçe tarım falan filan. Evet, ilçe tarım. İyi de oradaki köydeki adam ilçeye gidecek de o kağıdı alacak da bilmem ne falan bunlar uzun herkes işler kağıdını, yani. Herkes kağıdını pasaportlarını alıyor. Herkesin pasaportu hayvan sayısına göre evde efendim. Zaten hayvanı sattığı zaman ikisi... Ama abi bunun evindeki pasaport yok bunun hayvanlarıyla ilgili. Bu adamın evinde çıktı belki 250 tane tavuk mesela. Almış parasını ödememiş. O kadar hayvan. Yani kimisinde, şimdi bir şey söyleyeceğim 30 yok. Tane inek yani köylük evet. Yerde biraz variyet değil midir yani? Yani şöyle bir şey de var Müge Hanım. Adam çay içmeye bazı yerlere hayvan almaya girdiğinde çay içmeye gidiyormuş. Mesela sohra duası okuyormuş. Adam diyor ki ya adam benden canımı istese verirdim diyor. Ya, bu adam nasıl böyle bir şey yapmış diyor. İnanmak da istemiyor. İnsanları tabii böyle şeylerle kandırıyormuş. Göz boyuyor. İşte herkesin demek herkesin, ki herkese evet. Göre şerbet veriyor. Evet. Herkesin nabzına göre bir yere gidiyor. Bir şekilde, işte sofra duası okuyor. Ona geliyor aşkımsın canımsın diyor. Yani Recai Bey şöyle diyor. Diyor ki beni oradan kovdu diyor. Biz ikinci aramaya gittiğimiz zaman ilk gittiğimizden sonra iki bunların tüvek bunların olduğunu bilince ikinci aramaya gittiğimizde güvenlik güçlerinden benim az işim vardı geç gittim. O Senayi Türedi ile ölen kişinin de çantasıyla tüve orada olunca evet, ben olay çıktı. Yerine gittiğimde zaten bütün millette internet var, telefon var. Orada güvenlik güçleri çalışamaz hale gelmiş.
Komutan bana dedi ki şu sizin köylüleri dedi, işi olmayanları buradan gönder dedi. Ben de bu da oturuyordu hatta, gittim dedim ki arkadaşlar bizim köyden olanlar, burada işi olmayanlar burayı terk etsin, güvenlik güçleri bilgi kirliliği olur diye bunu söyledi dedim. Ben çektim başka şeylere baktım. Mot Elizar'ına falan baktım. Recai Bey dün yayında diyor ki muhtar bizi buradan bilmem ne yaptı diyor. Ben üzerime aldım. Sen gelmişsin, sen yaralısın, acın var, sızın var. Senin öyle demem, ben seni zaten tanıyorum. Senin mağdur olduğunu zaten biliyorum. Ben bir köy muhtarı olarak olsa da onu demem. Deme, üzerime deme hakkın de yok zaten. Bak evet. Üzerime de alır. Sen mağdursun, ben evet. Senin niye orada olduğunu biliyorum. Yani çıkıp da burada reklam olsun diye, şov olsun diye onları da... Kesinlikle. Bilinçli olarak bize şey atman doğru bir şey değil. Sağ olsun Müge Hanım'ın ekipliği çağırdı beni. Ha, çağırmasa da ben bugün senin hakkında suç duyurusu bulunacaktım. Çünkü biz gururlu, onurlu insanlarız. Ben 15 ya, yıldan beri... Hayır, 15 yıldan beri ben bu muhtarlığı yapıyorsam... Kötüysem bire verirler. Daha kötüysem daha vermezler. Bu 3 yıl şeyliği vermezler lütfen. Muhtarım, o şekilde şey sen, yapmayalım. Sen de ben şimdi... senin acına bağışlıyorum seni. Bak, senin sızına bağışlıyorum. Aynı zamanda seni ait türedi de benim akrabam. Bu adam benim. Evet. Evet. Bizim, bu adam da bizim benim akrabam. Sen de şuna alınma, kusura bakma. Bizim sistemimizde sen orada geldiğinde... Orada şimdi cep telefonu, internet oynayan kimse yoktu. Hepsi, abi vardı. Bak canlı yayın yapıyorlardı. Yaşlı insanlar peki, vardı. Bir şey söyleyeceğim. Yok. Ona niye kusura bakma diyorsun da şu adama bir hani kusura bakma demiyorsun. Onu ben kabul etmiyorum zaten Müge Hanım. Ben onun mahkemeye görüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Recai abi senin hani sen aslında yumuşak kalpli bir insansın. Evet. Senin hani herkese hani tamam kusura bakma falan derken. Evet. Yani mesela ben asıl Hüseyin hı-hı. hani zor konuşan. Ben hı-hı. mesela ona çok kızgınım. Evet. Kim kızgın değil? Köy kızgın ona zaten. Sen tamam. de sen değil. Ama, kim kızgın değil? Köy kızgın. Ama mesela neden hep Ümit? Müge Hanım ben kabul etmiyorum bu yani şartlarını. Yani bir şey var herhalde. Şöyle yani, bir şey bak. Yani senin bize söylemediğin bir şey mi var? Hayır. Hayır. Şimdi suç olmayan muhtar geldi adam gibi dedi ki Recai sen acından dolayı böyle söyledin. Oturdu anlattı ben de dinledim. Muhtarım. Ben de burada bir şey söyledim kusura bakma. Ben acımdan dolayı değil. Orada insanların elinde cep telefonu yoktu. Yaşlı insanlar dedi. İkaz ediyorum muhtarıma söylüyorum da. Tamam. Öyle internette paylaşan yoktu. Sen öyle geçtiğinde biz orada insanların da zoruna gitti. Benim de zoruma gitti. Efendim şöyle bir şey diyebilirim. Tamam, bana, ben, bana kusura bakma söyleyen, dedi. Kusura bakma. Peki ümidin bana üzerine söyleyen, hala bana söyleyen, gitmenin nedeni ne? Ben ümit üzerine gitmiyorum ki. Halk mı üzerine gidiyor? Ben gidiyorum. Halk ne yapıyor? Halk ne yapıyor? Ben gidiyorum. Yok yok. Ben orada şunu anlıyorum. Hayır şöyle... Şimdi bak şunu diyemiyorsun. Buyur söyleyin. Ya ne bileyim bizde mesela buraya gelen herkes aslında acıya ortak olmaya gelir. Buraya gelmeden önce köy zaten ona kötü bakıyordu. Kötü bakıyordu evet. Buraya gelip kendini aslında anlatmak için gelir. Yani buraya gelip de kötü olmaz kimse. Bulunduğu yerde kötü olduğu için buraya gelir. Bak bu sıralamayı unutmayın. Buradan kimse kötü olup gitmiyor. Kötü anıldığı için buraya geliyor. Aslında Ümit de o yüzden geldi. Ümit de banka memuru olup sabah 8 akşam 6 çalışıp aynen, buraya aynen. Sen geldiğinde hayvanları çaldın mı diye gelmedin. Eğri oturalım doğru konuşalım. Fakat hala Ümit'le ilgili içine sinmeyen bir şey varmış gibime geliyor. O yüzden ona ya kusura bakma kardeş ya senin de üzerine kabul gittik ya da zaten. Hakkını helal et. O yüzden demedin ben gibi geliyor. Ben etmiyorum Müge Hanım. Şunu söyleyeyim Müge Hanım. Bir dakika. Etmesen hakkını helal. Şunu söyleyeyim. İnsan gibi insandan özür de dilerim ben. Özür de dilerim. Elini de öperim. Ama Ümit'ten dilemem de özür de hakkı da varsa etmesin hava. Ben seni mahkemeye görüşeceğim kardeşim. İstediğini yere vereyim. Ben yani seni, içinizdeki bu öfkenin... Komple senin sürelerine mahkemeye görüşeceğim. İçinizdeki ama bu öfkenin bir nedeni etmeyin. Olmalı ama. Ama Müge'nin hakkım var benim. Sonuçta hı-hı. yaptığı işi tasvip ederiz etmeyiz Ümit Bey'in. Ama bu olayla birebir bağlantılı olduğunu gösteren... Henüz. Hiçbir ipucu yok. Henüz bulunmadı. Bulunmadı evet doğru. Doğru. Bulunma şansı da olmaz. Ama olmadı sonuçta bile. Baktığımızda uzaktan baktığımızda zaman ayırdı buraya geldi oturdu. Evet. Kendini aklamak için yaptı öyle ya da böyle. Ama burada da vaktini harcadı. Evet harcadı. Tamam. Hatırlıyorum. Şu anda da onu suçlayabileceğimiz bir delil yok ortada. Yani Ümit bu öfke içine... niye? Hayır. Ben sana onu suçluyorum. Bu Mehmet Ali Çayıroğlu'yla tanıştığından ben suçluyorum onu yalnız. Hayır. Bu öfke niye? Hayır. İçinde bir öfke var bak. Bastıramıyorsun. Yani bilmediğiniz hayır, bir şey mi var? Yok bilmediğiniz. Sizin bildiğinizi
Benim bildiğimi siz de biliyorsunuz. Sizin bildiğinizi ben de biliyorum şu anda. Hiçbir farklı bir şeyimiz yok. Ben Ümit Bey için sinmeyen hayır. Sadece burada birileri bir şey zaman kalkıp hop oturup işte... Ben aldık aklım ne demek ya? Seni sürdü, Cevdet sürdü, Recai sürdü. Şimdi bile diyor ki altınları sen koydun diyordu. Gömdürsün. Köye giderken benden korkuyor. Sırf sana bak Ümit de geldi buraya bir şey bulunmadı. Terbiyesiz. Birbirinizden tamam. Bir el sıkışın diye bir girişimde bulundu. İşi hiç yoktan alevlendiriyor. Hocam şimdi Ya dengi bak, lütfen bak sen kendini dövdürtme bana. Bak namusuma. Tamam. Ya bırak bu işi ya. Bu adamdan özür dilenir mi ya? Tamam. Ben böyle adamdan özür dilenir miyim? Hayır. Yani sen de geldin hakkını helal et denir ama yani. Ama şimdi hiç gelmez. Yoktan bir ortalığı karıştırdınız kardeşim. Niye bu erkekler hep dışarı çık diyor? Yani ne demek? Ya bırak dışarı şimdi. Hani niye? Yani burası vücut meydan. Gücüyle olayı çözüyor olmanın. Genellikle kadınlar kavga ederken birbirlerinin saçına yapışıverir. Evet. Dışarı çık diyen yok da hani erkeklerde. Yok Müge Hanım kötü bir şey demedi bak. Demedi mi burada hakkını? Ya kardeşim derdi ki Müge Hanım demeden önce buraya tak geldim dedi. Kardeşim ben senden özür diliyorum. Seni suçladık. Sadece bana diyeceğin kelime buydu. Ben seni mahkemeye de verecektim orada. Ama ben senden var ya sonuna kadar uğraşacağım. İstediğini verebilirsin. Gücüm onuna kadar uğraşacağım. İstediğini verebilirsin. Köye çıkarken aklın gidiyor. Çünkü burada gelin diyor. Lan ne aklın dağılsın. Gidiyor ya? Allah'ın demeyeceğim borcum var. Buna demeyeceğim borcum var. Ya burada çözemeyiz. Dışarıdan müşteri çözeceğiz. Tamam ben vazgeçtim. Ya tamam arkadaş konuyu değiştirelim. Hiç yoktan bir elektrik tamam. Tamam ben sadece merak ettiğim şu o köyde yaşadıkları için. Evet. Yani Recai Bey hani muhtara kusura bakma dedi. Evet. Ümit'le ilgili ne duydun bir şey mi duydun bizimle de paylaşamıyorsun. O yüzden yani bence mesela senin Hüseyin'e kızman lazım. Hüseyin'e de kızıyorum aynı şeyi. Bak Recai abi ben senin annenin cinayetini. Bu diğer cinayetlerin arasına koyamıyorum. Biz de koyamıyoruz. Evet, tüfeği bulundu. Araştırılması için uğraşıyoruz biz de. Evet, tüfeği bulundu içinde. Vesaire. Buyur ama işte. Yani niye kendin bu adam herkesi yakarken... Mehmet Ali Çayıroğlu'yla arkadaş bu adam araştırın. Bu adamın Mehmet Ali Çayıroğlu'yla görüşmüştü var. Araştırın arkadaş mı? Dilini işte. Öğrenin. Buyur işte. Kimin? Bu yüzden... Oğlunun lütfen tamam. Araştırın. Bunu kapattı. Face araştırın. Kardeşim bu şeyleri çözemeyin mi bunu? Telekomcular... Bu bilgisayarlar... Gözünün bakın yalan diyorsan dersin ki Ümit sen yalan konuşuyorsun. Hasan Akçam, Hüseyin Akçam Recai Köseoğlu mudur? Recai Seyoğlu mudur? Bu bir de Cevdet. Bir de bu. Bir şey söyleyeceğim. Yani kadın kılıklı olunca ne oluyor mesela? Ya gözünüyor ama yani insanların üstüne suç attılar burada görmüyor musunuz? Hareketlerine kızıyorum ama Müge Hanım yani. Hiç çoktan suçlandım burada 40 gün boyunca. 40 gün beni işimi bıraktım geldim 40 gün buraya. Sana yardımcı olandık. Senin gibi adama yardımcı mı olur lan? Ya seni ben mi çağırdım buraya? Ya kim çağırdı beni? Tamam o zaman gitsin o adamlar senden özür dilesin. Ya ben de kimse isteme. Ben mahkemede özür dileteceğim kendime. Tamam. İstediğini yapabilirsin. İstediğini ben sonuna kadar daha başlıyorum. Ya maddi şey manevi. Bak Ümit Bey'in eğer söylediklerinin bence araştırılması lazım. Araştırırız. Yani gerçekten. Tabii ki. Araştırırız. Tabii ki. Ne demek?
Yalanım yalanım varsa yalancı diyeyim bana. Evet yani onlar gerçekten Face'ten arkadaşlar. Niye kapattın? Merak etmiyor musunuz? Niye kapattın Face'ini? Niye kapatıyor Face'ini? Kim kapattı Face'ini? Niye bu olay çıktıktan sonra? Kim kapattı? Babamın Face'i açık ya. Hala açık. Ya birini kapattın. Onu buradakiler araştırır. Buradakiler bilir. Birini kapattın. Niye kapattın? Öbürünü... Hangi face'ini kapattığını buradakiler hepsi biliyor zaten. Babamın bir tane face'i var. Sen babanın bir tane biliyorum. Var iki tane face'im var doğru. Var mı? Var. Ha bitti tamam işte. Ha yok canım ha. Ama bilmiyorum var içinde var mı yok mu? Ben senin ne olduğunu biliyorum. Senin isteğin var ya istediğim yerde de bulurum. La istediğin yerde bulan buradayım zaten her zaman buradayım ben. Adaletin tamam önündeyim. Işte, adalet. 80 tamam, milyon adaletin önündeyim. Peki hani dün sen bütün bu yaşadıklarından dolayı sakinleşmiştin de kimseyle kavga etmeyecektin. Sakinleştireyim adam bana ne diyor? Ha ben haksız mıyım yani burada? Benim konuştuklarım haksız mı burada? Suçlu hala diyor ki ne dileyeceğim? Ya sen ne demek ne dileyeceksin ya? Lan niye suçladın beni? Niye? Ya seni ben mi suçladım kardeşim? Kim suçladı? Başkası mı suçladı? Müge'nin mi suçladı? Seni kim getirdi buraya? Kim getirdi beni? Hüseyin getirdi seni buraya. Ya tamam işte senin köyün adamı. Sen özür dilesinler. Sen yaptın. Çağır sen özür dilesinler. Dün gece de Ümit gene biriyle bıçaklaşıyormuş. Söylese. Vallahi yemin ediyorum. Açtık dese kendimi vereceğim. İki tane vurdum aldım elinde bıçak. Oradaki şey görevli teslim ettim. Yani bütün sıkıntı, bütün aletler beni buluyor ya. Ben de çekicilik mi var ben bunu anlayamadım. Ya. Sen otursana biraz evinde. Evde otur da ne yapacaksın evde otur canım? Çocuk vallahi bak sinir hastasın. Beni sinir hastası yapma komple. Hiç sen sinir hastasıysan hiç onların ağırlıklarına sığma. Gayet de akıllı başlasın. Hayrettin Bey, Yaşar Bey şimdi arkadaşlarımız ulaştılar. Hem sizin o hızar da yani çok önemli bir ipucu. Çok teşekkür ediyorum muhtara. Evde bulunan iki tane hızar hem de tüfek fotoğrafları. Şimdi gelecek size göstereceğiz. İnşallah yani inşallah eğer altında bir şey varsa çıksın. Tabii bana sen, bazen insanlar diyor ki sen de diyor katil bulundu güler yüzle söylüyor. Evet ben çünkü mutlu oluyorum. Zaten ölmüş. Evet. Benim için hayatı tekrar geriye döndürme şansım yok ki. Evet, benim evet. Kendi kendime bulunana kadar içim yiyor. Kim ne yaptı ne yaptı evet. Ne yaptı diye. Orada bulunsaydı bizimkiler ölmeyecekti. Ama yapanları ortaya çıkartmak evet. Bizim evet. için en güzel bir netice. Evet. Yapanları ve o yüzden de vallahi bulundu diye gayet evet. mutlu bu haberleri veriyorum. İnşallah eğer bir şüphe varsa sizin de dilerim eşyalarınızı çıkartır.